Merhaba hanımlar. Bugün size karnabahar nasıl haşlanır bunu göstereceğim. Önceden bu şekilde dilimlediğim karnabaharlarım var. Şimdi onu tencerenin içerisine alıyorum bu şekilde. Ve üzerine kettle'da kaynattığım suyumu ilave ediyorum. Böyle ilave ettim. Altını da yakıyorum hocam hemen. Ve 5 dakika kaynamaya bırakacağım karnabaharlarımı. Zaten çok fazla kaynamasına gerek yok. Birazcık da lezzet katsın diye tuz ilave edeceğim. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuzumu da ilave ettim. Ve tuzun erimesi için şöyle bir karıştırıyorum. Dakika kaynamaya bırakıyorum. Evet, karnabaharlarım kaynadı. Şimdi kevgir yardımıyla onları tabağıma alıyorum. Bu şekilde. Hemen soğuk sudan geçireceğim. İşte soğuk sudan geçirdikten sonra karnabaharlarım şimdi kızartılmaya hazır. İstiyorsanız yumurta ve una bulayıp kızartabilirsiniz. İsterseniz üzerine sarımsaklı yoğurt yapıp bu şekilde salata şeklinde tüketebilirsiniz. Karnabahar haşlamak bu kadar kolay.